6. sınıf dörtlü motivasyon denemelerimiz çıktı Tonguç Öğretmenim. MEB örnek sorularına ve 2019 müfredatına %100 uyumlu bir şekilde hazırladık. Hatta yeni çıkan sınav sistemine uygun bir şekilde olabilmesi için... Evet hocam, PISA, herkes yeni tarz sorulardan aynen, bahsediyor. Aynen, yeni tarz sorularla PISA Team sınavlarına uyumlu bir şekilde hazırladık. Tamamı video çözümünü hemen seninle başlayalım. Bir motivasyon deneme değerlendirme kitapçığımıza başlıyoruz ama hemen seninle sorulara bir bakmak istiyorum. Gerçekten sorular birbirinden kaliteli sorular yapmaya başladık. Sayısal ve sözel olarak ikiye ayırdık. Türkçe sorularını infografik, yeni tarz sorular tamamı yatay yeni sorulardan. Sınavda böyle mi geliyor hocam? Kesinlikle. Tamamı yatay sorulardan oluşuyor ve senin gelecek sınav sistemlerine, hatta okullardaki müfredatı da buna göre ayarlamaya çalışıyorlar. Bunlara hazırlanabilmen için ve kendini gerçekten test edebilmen için akıl dolu, mantık dolu, sözel mantık ve sayısal analiz sorularıyla kendini test edebilmen için bu sorulara ihtiyacın var ve bu soruları çok güzel bir şekilde çözersen. 6. sınıfın tüm konuları var değil mi hocam? Kesinlikle. 6. sınıfın tüm derslerinden tüm konuları var. Matematik, Türkçe, fen, inkılap, sosyal, İngilizce, din hepsi var ve içinde tam yapamazsam deneme. Yapamazsam hocam, bazı sorular zor duruyor. Kesinlikle çok güzel bir soru sordun. Yapamazsan Tom, mesela şu soruyu yapamadım mesela diyor. Sözel bölümde. Hatta şöyle açalım. İlk soru şu soruyu yapamadım mesela. Evet. Veya şu bulmaca gibi soruyu yapamadım. Hemen buradaki TATS uygulamasıyla cep telefonundan sorunun çözümünü profesyonel bir hocadan dinliyorsun. Mesela şu bulmaca sorusunu yapamadım mesela Türkçe'de diyelim. Veya işte matematikteki şu birazcık daha sayısal mantık gerektiren veya işte şu tarz birazcık tablo okuma gerektiren soruları yapamadın. Hemen buradaki TATS'ın yardımını alabilirsin. Ve tekrar söylüyorum Tonguç Hocam, deneme değerlendirme kitapçığımız var ve aynı zamanda arka tarafta da optik formlarımız var. Oraya mı şey edeceğim hocam? Gerçek sınav psikolojisini yaşayabilmen için Türkçe, sosyal, İngilizce hepsini teker teker şey yapıp işaretleyip hatta TATS uygulamasından cevabını buradan çattırıya görebilirsin. Kaç tane yanlış çıkardığını, kaç tane doğru yaptığını buradan görebilirsin. Ve deneme değerlendirme kitapçığında da hedefini yazıyorsun Tonguç Hocam benim. Denemelerini karşılaştırıyorsun grafiklerle ve hangi sayısal, sözel, detaylı analizlerde hangi konularda eksik olduğunu tak 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 onlardan çalışacağım değil mi? Nokta atışı şey yapabilirsin, belirleyebilirsin. Bunda yanlış yaptıysan o zaman bu soruyu çalışmalısın. Ve bunlarla ilgili nasıl kullanacağını da videoların hepsini çektik. Hatta Tonguç Evren benim sana deneme taktiklerinde burada videolarıyla beraber anlattık aslında. Ve eksik olduğun konuları da analiz sonucuna yazabilirsin. Hadi bakalım, güle güle kullan diyoruz kitabımızı ve başarına başarı kat diyoruz. Teşekkürler hocam.